İstiklal Caddesi'nin ortasında. Tam da müdahalenin içinde kaldı. Bebeğinin minik bedeni yoğun biber gazına dayanamadı, bayıldı. Baba hem koştu hem de ambulans diye feryat etti. Ya ambulans çarptanız da çocuğu nasıl salamıyor ya? Taksim'de 8 ay sonra eylemcilerle polis yeniden karşı karşıya geldi. Bu kez nedeni internet yasaklarına ilişkin yasaydı. Göstericiler yürüdü, polis müdahale etti. Hafta sonu olmasından dolayı İstiklal Caddesi yine çok kalabalıktı. Bir anda kendilerini müdahalenin ortasında bulan aileler çok zor anlar yaşadı. Tomalardan sıkılan tazyikli suyla atılan gaz bombaları derken olan bebeklere ve çocuklara oldu. Aileleriyle birlikte müdahalenin ortasında kalan bebekler ilk kez biber gazıyla tanıştı. Öksürdüler, minik elleriyle gözlerini burunlarını kapattılar. Gözleri biber gazından kan çanağına döndü. Ağladılar, yaşananları anlayamadılar. Çocuğa falan takarlar. İçeride çare. Ne oldu? Ne oldu? Bir de kusmuşlar. Nesi olabilir bu durumda? Baksana. Bir başka bebekse babasının kucağındaydı. Yoğun gazdan etkilenmiş, bayılmıştı minik bedeni. Ambulans! Ambulans! Ambulans çağırdı. Çocuk nefes alamıyor. Babası İstiklal Caddesi boyunca koştu, ambulans çağırdı, yardım istedi. Kısa süre sonra yanlarına gelen akrep aracıyla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı. Hastaneye götürüldü, tedavi altına alındı. Al al al! Anası! Bir dakika! Anası! Ve olaylardan bir başka çarpıcı görüntü. Bir tokat yansıdı kameralara. Taksim'deki müdahalenin sonrasında eylemciler ara sokaklara dağıldı. Müdahale bitti. Bu kez kovalamaca başladı. Ara sokağa kaçan bir kadın eylemci apartmanda yakalandı, gözaltına alındı. İşte tam o sırada bir sivil polis kadın eylemciye tokat attı. Olayın ardından polisler apartman kapısını kapattı. Çevredeki vatandaşlarsa içeri girmek istedi. Bir arbedede apartmana girmek isteyen vatandaşlarla onları engellemeye çalışan çevik kuvvet ekipleri arasında yaşandı. Polisin biber gazı kullanmasıyla kalabalık dağıldı.